İngiliz medyasının önce verdiği ardından yalanladığı ve özür dilediği haberle ilgili yankılar devam ediyor. İngiliz medyası Türkiye ve Pakistan'ın Afgan mülteciler konusunda bir merkez oluşturduğu, mülteci merkezi oluşturulduğu ve bu iki ülkede mültecilerin toplanacağı bilgisini İngiliz medyası yazmıştı. Hatta Dışişleri Bakanlığı'na dayandırarak sonrasında ise özür diledi ve bu haberin yanlış olduğunu söyledi. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise içeride Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti genel başkanlarının yalan habere verdiği demeçlere sert tepki gösterdi. İngiltere ve BBC'nin iddiaları reddetmesine rağmen, yani onlar evet yalan bu haber doğru değil demesine rağmen içeride muhalefetin bizi eleştirmesi rencide edici dedi. Ve bu arada İngiltere Savunma Bakanı da haberi bir kez daha yalanladı. Haberi yapan BBC bunu reddediyor. Ama bizim muhalefet partileri gazetelerinde ve tweetlerinde bizi eleştiriyorlar. İngiliz basını Türkiye hakkında yalan haber yayımladı. Bunu fırsat bilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener haber üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bakanlığına yüklendi. Haberde Türkiye'de mülteciler için güvenli bölge oluşturulacağı yalanı vardı. Bunun için İngiltere'nin devrede olduğu öne sürülüyordu. Yalan habere Dışişleri Bakanlığı tepki gösterince haber geri çekildi. İngiliz basınından da özür dilediği Daily Mail ve The Guardian haberin yalan olduğunu duyurdu. Tekzip bile yayımlandı. Haberi alıntılayıp hükümeti hedef alan CHP ve İyi Parti genel başkanları ise tepkilerini geri çekmedi. Özür beklentilerine ise her iki partinin genel başkanı kulak tıkadı. Bu duruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sert tepki gösterdi. Haberi yapanlar bile özür diledi, Kılıçdaroğlu ile Akşener sessizliğe büründü dedi. Amaçlarının başka olduğunu dile getirdi. BBC hatasını anladı, tweetini sildi. Fakat o BBC'nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor. Yani bir genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı bir hatayı düzelttiği için Dışişleri Bakanlığı'na saldırıyor. Yani esasen kendi yalanı ortaya çıktığı için bize saldırıyor. Yani bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Bizden ne bilgi istiyorsanız biz size veririz. Dürüst olun, samimi olun ve gerçekçi olun. Bu arada İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin medyanın spekülasyonu olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabı üzerinden yalan habere tepki gösteren Wallace, haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şeklinde siz getirdiniz diye yazdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.